Evet Evet. tabii maça çıkmadan önce ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızın farkındaydık. Dolayısıyla buna göre aslında hafta içerisinde oyun planımızı da hazırladık. Şöyle maçın başına baktığımız zaman aslında planımızı da çok güzel bir şekilde uyguladığımızı ve bununla beraber de istediğimiz şekilde oyunu ikinci bölgede kabul edip daha sonra kaptığımız toplarla rakibin arkada verdiği boşlukları değerlendirebilecek birçok pozisyon bulduk ama maalesef son toplarda ve final paslarında gereksiz acele ve telaş içerisinde bunları değerlendiremedik. Kaldı ki ilk devrenin sonunda yine bu şekilde yakaladığımız bir pozisyonda golü bizim bulmamız gerekirken o dönen top bize gol oldu. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ve kurguda da bir değişiklikle başladık. Aslında ilk 10 dakikalık bölümde yine baskıyı kurduk ve rakip ceza sahası içerisinde hatta bir iki tane de gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Sonrasında oyun aslında dengede gitti. Tabii karşımızda oyuncu kalitesi yüksek, uzun süredir beraber oynayan ve iyi bir takım vardı. Bunun karşılığında da maalesef bizde de şunu açıkça söylemek istiyorum ki tabii ki bir uyum sorunu hala yaşıyoruz ki bu çok doğal bir şey. Çünkü 4 gün önce, 2 gün önce takıma katılan futbolcular var. Yani bu sürecin biz sancılı olacağını zaten biliyoruz. Tabii futbolda beraber oynama alışkanlığı diye bir tabir vardır. Biz şu anda bunu yakalayamadık. Ama en kısa süre içerisinde tabii oyuncuların birbirini tanıması, birbiriyle uyumunu sağlamak zorundayız. Çok kolay bir iş değil. Bu noktada tabii ki işimiz biraz zor olacak ama olacak. Yani ben bu konuda çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İnşallah beraber 3-5 gün daha çalışarak Altay maçında çok daha farklı bir Kocaelispor'un olacağını ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum burada. Bunun yanında tabii oyuncularımızla beraber antrenman yapacağız. Onlar birbirini tanıyacaklar, anlayacaklar. Bizim oyun anlayışımızla alakalı uyum sorununu inşallah atlatacaklar. Ve her geçen gün daha iyi bir Kocaelispor olacak. Bu sürecin tabii bu şekilde sıkıntılı geçmesi futbolun içinde yaşanabilecek doğal olaylardır. O yüzden ben taraftarlarımızın bu konuda bir endişe içerisinde olmalarını hiç istemiyorum. Hiç merak etmesinler. Önümüzdeki hafta sonunda Altay karşısında çok daha farklı oynayan, birbiriyle uyum sürecini kısmen de olsa atlatmış, daha iyi bir takım görüntüsü ortaya koyan bir futbolcu topluluğu olacak. Bunun sözünü verebilirim. Üzüldük tabii ki. Yani bugün buradan daha farklı bir sonuçla da ayrılabilirdik aslında. Ama karşımızda iyi organize olmuş, birbirini iyi tanıyan, oyuncu kalitesi yüksek bir takım vardı. Onları da tebrik ediyoruz. Yani bizim bir tane transferimiz zaten oldu. İnşallah yani bir ya da iki eksik mevkimiz var hala. Oraları da tamamlayabilirsek inşallah transferi bitirmiş olacağız. Geç de olsa. Ondan sonra artık beraber çalışarak bir takım bütünlüğü oluşturma zorunluluğumuz var. O da tabii bir süreç işi. Ama ne yapıp edip bu süreci bizim çok erkene çekmemiz lazım. Bunun için tabii herkesten biz fedakarlık bekliyoruz. Özellikle oyuncularımızdan, Kocaelisporluyum diyen herkesten biraz daha anlayış, hoşgörü, sabır ve fedakarlık bekliyoruz. Ben yine söylüyorum, bizim takım iyi bir takım olacak. İnşallah bu süreci biraz erkene çekebilirsek bir an evvel taraftarımız da onları da mutlu edebileceğimiz, onları da böyle gelecek adına umutlandıracağımız görüntüyü de ortaya koyacağız. Tabii Altay maçını artık skor anlamında güzel bir şekilde tamamlamak zorundayız. Yani artık hani uyum süreci, yeni gelen oyuncular, işte adaptasyon diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Bir defa sonuç anlamında
yine bizi artık bu sıkıntıdan kurtaracak bir sonucu almamız gerekiyor. Ama istediğimiz Kocaeli Spor derken orada biraz tabii zamana ihtiyacımız olacak. Ama daha iyi bir Kocaeli Spor derseniz ona kesinlikle ben söz verebilirim. Haftaya daha organize olmuş, birbirini tanıyan, birbirini anlayan, birbirine destek olup yardım eden daha güzel bir takım olacak. Bunun garantisini verebilirim. Bir nokta tabii önemli bir nokta. Bugün çok fazla tabii hakem konuşmak istemiyorum ama tamamen çifte standardın zirvesini yaşadık. Yani gerek hakemlerin içerideki oyunculara tavırları ve oradaki değerlendirme, gerek yedek kulübelerine değerlendirmeleri. Yani artık hakemlerimiz kişilere, takımlara ya da farklı isimlere göre değerlendirme yapmayı bıraksınlar. Ne gördüyse çalabiliyorlarsa onu çalsınlar. Söylediğiniz bir noktada önemli. Soyunma odasında herhalde bir 60 derecelik falan bir sıcaklık var. Yani hiç durulmuyor. Dediğiniz gibi acaba öbür tarafta aynı sıcaklıkta mı öbür soyunma odası da, onu merak ediyorum. Bu konuda biz bu sıkıntıyı yaşadık. Yani yetkililer kimse lütfen bundan sonraki maçlarda insanlara o eziyeti çektirmesinler. Yazık. Sağ olun. Oynamaya çalıştık, eyvallah. Oynayamadık, kabul ettik. Çünkü gerçekten büyük kalitesiyle falan. Ya aslında ben katılmıyorum. İlk devre biz yapmak istediğimizi yaptık. Yani savunmayı iyi organize ettik. Ve özellikle o organizasyon içerisinde kazandığımız toplarla en az 7-8 tane aslında son final paslarını verebilsek pozisyon olabilecek ataklarımız var. Hatta son golden öncekinde de yani orada Barış biraz daha etkili kullanabilse ya kendi yapacaktı ya da içeride bir oyuncuyu buluşturabilirdi. Şuraya gelmek istiyorum. Ya çok haklısınız tabii. Hani söylediklerinizin üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Tabii dezavantajlarımızın olduğu bir dönemdeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Ama daha iyisini yapmakla da sorumluyuz. O yüzden bir an evvel tabii bizim bu mazeretleri bir kenara bırakıp oyuncularımıza da onu söyledim. İşte yok uyum sorunuydu, adaptasyon, yani hepimiz tecrübeli oyuncularız. Yani futbolun ortak dilini bir an evvel harekete geçirip bu sorunu, bu sıkıntıyı bir an evvel bizim bertaraf etmemiz lazım. Yani sonuçta tabii ki camiamız, taraftarımız üzülüyor ama söylediğim gibi yani bu bir sancılı bir dönem olacak ve ama sonrasında inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda da bir an evvel tabii işte harekete geçip dediğimiz gibi işte pazar gününe kadar 3-4 tane antrenman yapıp en azından oyuncularımızın birbirini anlayabileceği ortamı hazırlamamız gerekecek. Çok kolay bir iş değil yani. Uyum derken sisteme adaptasyon, bir oyun felsefesi, bir anlayışı bir yere kabul ettirmek ve uygulamaya çalışmak. Dünyanın iyi takımları bile bunu yaparken bir 3 aydan 4 aydan bahsediyorlar. Dolayısıyla bizim tabii bu konuda biraz daha anlayışa ihtiyacımız var açıkçası.